Merhaba arkadaşlar, hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu eldivenimizi çalışacağız. Parmaksız eldiven diyoruz bunlara. Bir tane motifli çalışmıştık. Bu da böyle düz bir modelimiz. Bunu da size göstermek istedim. Şimdi ben iplerimi Alize Cotton Gold ile yaptım. 4 renk ile yaptım. Siz istediğiniz ip ve istediğiniz renkle yapabilirsiniz. Tabii tek renk de yapabilirsiniz. İki renk de yapabilirsiniz. Tığ numaram 3. Şimdi başlangıç olarak arkadaşlar 50 tane zincir çekiyoruz. Yani şurayı yapacağız. Şuradan önce lastiğimizi yapacağız, sonra üst tarafını öreceğiz. Şimdi 50 tane zincir çekiyoruz. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Şimdi 50 tane zinciri çektikten sonra düz bir şekilde şu düz tarafını hiç kaydırmadan tam sona geldik. Sondaki yerimize milisse almadan, yani ilmek almadan direkt buraya bağlayacağım bu zincirimizi. İçinden kaydırdım. Şöyle bir yuvarlak oluşturdum. Burada iki tane zincir çekiyoruz. İlmeğimizi alıyoruz ve her bir zincirin ortasına ikili trabzan yapıyoruz. İlmeğimi aldım, hemen yandaki zincirin tam ortasına ilmeğimi alıyorum. Zincirin tam ortasına ikili trabzan yapıyoruz. Bu şekilde yaparak şimdi burası 50 olduğu için lastik ya arkadaşlar, şuramız biraz daha dar olsun diye ben bu trabzanı 45'e indireceğim. Yani aralarda bir tane atlayarak 5 tane atlayacağım. Biraz şöyle bir tane atlıyorum diğerine. Bu arada bir tane kaydırarak 5 tane yapacağız bunu. Mesela 7 tane örün. 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane tekrar her bir zincirin ortasına ikili trabzan yapıyorum ve burada yine ilmeğimi alıp bir tane boşluk bırakıp diğerine, yani 45'e tamamlayacağım şu trabzanımızı. Ara ara şuralarda 5 tane olarak ben ikinciyi yaptım. 5 tane indireceğiz. İki tane kaybetmiştim orada, yani arada zincir boşluk atlayarak ilmeğimi alıyorum. Şuradan bir tane boşluk bırakıp üçüncü eksiltmemi de yapıyorum. 5 tane olacak tamamen şuraya gelene kadar. Onu aralıklarla siz kendiniz de ayarlayabilirsiniz. 5 tane eksilteceğiz bu zincirlerimizi yani. Tekrar şurada bir tane daha yapacağım. Dördüncü olacak. Bir tane boşluk bıraktım. Trabzanımızı sona gelene kadar, ilk başlangıç yerimize gelene kadar bu şekilde devam edeceğiz. Şimdi bir tane daha yapacağım boşluk. Beşe tamamlamış olacağım. Şurada yapıyorum hemen. Her bir zincirin tam ortasına ikili trabzanımızı yapıyoruz.
sona geldim. Tam sondaki yere de zincirimizin tam ortasına yapacağım. Ve ilk başlangıçta 3 zincir çekmiştik ya, hemen onun tepesine ipimizi kaydırarak sabitledim. Bunu ben sonra kaybedeceğim iplerimizi. Tam başlangıç noktamızı bitirdik bu şekilde. Şimdi 3 tane zincir çekip bir üst sıraya geçeceğiz. Yani biz arkadaşlar şu lastiğimizi örüyoruz. Şimdi ilmeğimizi alıyoruz. Lastik örmeyi de biliyoruz ama ben yine yeni başlayanlar için de göstereceğim hepsini. Şimdi ilk ilmeğimizin, ilk trabzanımızın tam belinden, yani şu boşluktan şöyle şu şekilde ikili trabzan örüyoruz. Şimdi bu ön taraftan. Şimdi ilmeğimizi alıyoruz. Diğer trabzanın da arka tarafından şu şekilde aldık. Yani ilmeğimizi alıyoruz. Bir ön taraftan tam bel tarafından geçiriyoruz tığımızı. İlmeğimizi aldık. Bir arka tarafından. Şu şekilde. Lastiğimiz böyle. İlmeğimizi aldık. Ön taraftan tam yani şu boşluktan şu ilmeğimizi takıp tığımızı oradan geçiriyoruz. Bir arkadan örüyoruz. Bir ön taraftan. Bir arkadan. Bir ön taraftan. İkinci sıramızın da yani lastiğimiz zaten bakın oluşmuş oldu. Bu sona kadar bu şekilde gelelim. Sona geldim. En sonda arka taraftan alıyorum. Şimdi ilk başlandığı yer 3 zincirimiz vardı. Onun tam tepesine ilmek almadan hemen şu şekilde çıkartıyorum. Burada tekrar 3 zincir çekip ilmeğimi aldım. Hemen bu 3 zincirin yanında önden almıştık, değil mi? Şu önden, şu arkadan, bu önden, bu arkadan. Önden aldığımızı ön taraftan, arkadan aldığımızı tekrar arka tarafın ilmeğinin içinden geçiriyoruz. Aynı şekilde az önceki sıramızdaki gibi bel çevresinden şöyle geçirerek bir önden, bir arka taraftan trabzanlarımızı örüyoruz. Bakın lastiğimiz oluşuyor yavaş yavaş. Bu şekilde arkadaşlar şurasını bu lastiği yaparak 8 sıra şu lastiğimizi elde edeceğiz. 8 sıra sonra bu tarafa devam edeceğiz. Şimdi ben bunu öreceğim. Siz de bu şekilde devam edin. Bunu ister uzatabilirsiniz, ister kısaltabilirsiniz. O sizin tercihinize kalmış bir şey. Lastiği bu şekilde örüyoruz. Şimdi ben de bunu öreyim. Şu tarafa başlayacağız. Evet, 8 sıra ördüm ve lastiğimizi oluşturduk. Bakın bu şekilde lastiğimiz oldu ve ipimi kırdım, oradan temizledim. Şimdi istediğiniz bir renk ile ben buradaki gibi aynısı olsun diye kahverengi ile başlayacağım. Şimdi İster başlangıç olarak nasıl istiyorsanız öyle de başlayabilirsiniz. Ben her zamanki başladığım gibi yapacağım. Herhangi bir yerinden de yapabilirsiniz. Şu eklediğimiz yer var. İster oradan da yapabilirsiniz arkadaşlar. Ama ben herhangi bir yerinden başlıyorum. Hemen bir şu zincirimizi yapmıştık. Şu boşluktan ipimi geçirdim.
bir zincir attım. Bunu etrafında dolandırdım. Sabitleyip tekrar 2-3 zincir çektim. Yani ipimi böyle taktım arkadaşlar. Bunun içinde gezdireceğim şimdi. İlmeğimizi alıyoruz. Aynı yere 3 tane trabzan yapıyoruz. Şimdi arada hiç zincir falan çekmiyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi elimiz büyükse şu parmak yerine kadar aralarda bir zincir çekebilirsiniz, sonra daraltabilirsiniz. Ama ben çekmedim çünkü zaten kullandıkça eldivenler açılıyor. Şimdi hiç zincir çekmeden ilmeğimi aldım. Bir, şu yaptığımız lastikler vardı, oradan da sayabilirsiniz. Bir, iki tane lastiği geçip diğerinin tam boşluğuna 3 tane daha trabzan yapıyorum aynı yere. Zincir çekmeden ilmeğimi aldım. 1, 2 tane atlayıp diğerine. İlmeğimizi alıyoruz. 1, 2 tane atlayıp diğerine. Bakın burada da görmüş olduğunuz gibi 2 tane atladık, 1 tane. 2 tane atlayıp 1 tane. 2 tane atlayıp diğerine 3 tane trabzan yapıyoruz. İlmeğimi alıyorum. 1, 2. Üç tane trabzan yaptım. İlmeğimi aldım. 1, 2 tane atlıyorum diğerine. Bu şekilde yine sona kadar bu rengimizi bitireceğiz. Bunu yaparken şu da geldi aklıma arkadaşlar. Herhangi bir tığ işi kol öreceksiniz. Bakın lastiğinizi örüp buradan artırarak, yani burasını biraz daha sık yapıp artırarak kolunuzu da oluşturabilirsiniz. Bu lastik kolu gibi de geldi yaparken aklıma. Aralarda zincir çekmiyoruz. Her iki tane lastikten sonra 3 tane trabzan yapıyoruz. Sona geldik, az kaldı. İlla ki bu modelden de yapmanız şart değil. Kurum böyle. Mesela örneği böyle kuruyorsunuz fakat başka modelde yapabilirsiniz. Bu üçlü trabzan değil de başka modellerde örebilirsiniz arkadaşlar. O da sizin yine tercihinize kalmış. Tam iki tane kaldı. Şuraya da 3 taneyi yapıp tamamladım. Şimdi hiç zincir falan çekmeden diğer o 3 zincir çektiğimizin tepesine ip milimi kaydırarak içinden geçirdim ve bu şekilde bağladım. Bu rengimizi artık kırıyoruz. Ben onu sonra daha sonra temizleyeceğim. Şimdi diğer rengime geçeceğim. Yine başlangıç olarak herhangi bir yerinden başlayacağım. Sadece bir yerde birleştirme yeri yapmayacağım. Herhangi bir yerden başlayacağım. Şu boşluğa ipimi taktım. Bir zincir çektim. Bu ipimi buradan dolandırdım. Diğer kahverengi başlar gibi 3 zincir çekip her bir boşluğa yine 3 tane ikili trabzanımızı yapıyoruz. Aralarda zincir çekmiyoruz.
Direkt boşluğa 3 tane ikili trabzanlarımızı örüyoruz. Bunu da bitiriyoruz arkadaşlar. Diğer rengime geçiyorum. Bunu da bitiriyorum. Diğer renge geçiyorum. Yani bu şekilde 8 sıra şuraya gelene kadar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sıra örüyoruz. 8 sıradan sonra tekrar görüşelim arkadaşlar. Aynı şekilde devam edelim. Evet arkadaşlar, ben şimdi son 8. sıramızı gidiyorum. Şimdi şunu da belirteyim. Eğer ki böyle geniş olmasını istemiyorsanız eldiveninizin de, mesela bu bana geniş derseniz de, şuradaki onu da belirtmek istedim. Şuradaki iki tane atlıyorduk ya arkadaşlar, onu 3 tane atlayıp da örneğimizi kurabilirsiniz. Şimdi ben son sırayı da sizinle beraber yapmak istedim. Ondan sonra parmak ayrım yerine geleceğiz. Bundan sonraki, yani 9. sırada yapacağız o işlemimizi. Şöyle çok az kaldı. Evet. Bitirdim 8 sırayı. Şimdi şu kahverenge geldik. Burada da yine herhangi bir yerinden başlayacağız. İpimizi takıyoruz arkadaşlar. Diğerlerinde yaptığımız gibi herhangi bir yerinden tekrar örneğime başladım. Şöyle bir tane daha yapayım, kaybolsun. Devam ediyorum. Yine herhangi bir yerinden, yani atıyorum 3, 4, 5, 6 tane yaptım. Şimdi burada arkadaşlar 1, 2, 3, 4 taneyi ayırdım. İlmeğimi aldım. Hemen bu dördüncünün yanına şu şekilde ikili trabzanı yaptım. 3 taneye tamamladım. Ve bakın bu kadar. Parmak yerimiz bu kadar. Sonra devam edeceğim yine. Burayı artık örmeyeceğiz. Burayı ayırmış olduk arkadaşlar. Bu baş parmağımızın tam geçeceğimiz yer. Daha sonra bu 9. sıra oluyor. 10, 11. 2 sıra daha yapıp bunun üstüne 2 sıra daha renk katıp sonra tam uç kısmındaki lastiğimizi öreceğiz. Bakın zaten aynı şekilde şurayı örmüyoruz. Yine şu ortaya da yapacağız. Şimdi göstereceğim tekrar. Sona geldim. Yine bunu da birleştirdim. Bunu da kırıyorum. Parmağımız burada. Şu şekilde bakın. Şimdi bunu ben sonra kaybedeceğim. Diğer ipimize geçiyoruz. Yine buraya yakın bir yerden başlayayım. Orayı da göstereyim size. Böyle de başlayabilirsiniz arkadaşlar. Zincir çektim hemen. Daha hızlı olmak için.
Devam ediyorum. Yine değişen bir şey yok. 3 tane trabzanlarımızı yaparak toplamda 11 sıra olacak. Sonra lastiğimizi yapacağız. Bakın bu boşluk, bu arayı da hemen normal 3 tane trabzanımızı yaparak şu şekilde devam ediyoruz. Bunun üstüne bir sıra daha yapıp lastikle tamamlayacağız. Hemen bunu da bitirelim. Parmağımızı ayırdıktan sonra 1, 2, 3 sıra daha ördüm. Ben ördüğüm ip rengi tam zemin rengiyle bitirdim arkadaşlar. Şimdi ipimi kırmadan hemen şu ağız kısmındaki lastiğimizi ilk başlangıçta 3 zincir çekiyoruz. Bir üstten, önden, bir arka taraftan şu beline dolayarak bu ilmeklerimizi aynı lastiğimize başladığımız gibi şu şekilde örüyoruz. Yani direkt bu trabzanların üstüne şu lastiğimizi öreceğiz. 3 sıra örseniz yeterli olacak. Şuradaki başlangıçtaki gibi. Tarifimiz bu kadar arkadaşlar. Çok hani örüp de zaten bunu biliyorsunuz, lastiğimizi nasıl kuracağımızı. Onu göstermemize gerek yok. Şimdi şuraya ben size bakın şu şekilde bitmişi. Şuraya şimdi kirpiğini göstereyim, nasıl bir kirpikle yapacağımızı. Diğer tarafa da, bu tarafı da bitirdikten sonra ucuna tekrar o kirpikten yapabilirsiniz. Videomuz uzun olmaması için hemen bu tarafını gösteriyorum. Direkt şu hemen bakın bir yerden ipimi taktım. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Aynı yere tekrar battım. 1, 2 tane zincir, pardon, bir tane boşluk atıp diğerine tekrar ilmek almadan sık iğneyle birleştirdim. 3 zincir çekip aynı yere tekrar battım. Bir tane boşluk bırakıyoruz. Diğerine ilmek almadan sık iğne yaptım. 1, 2, 3 zincir çektim. Aynı yere tekrar battım. Bir tane boşluk bırakıp diğerine 1, 2, 3 zincir çekip aynı yere tekrar batıyoruz. Bakın bu şekilde de kirpiğimiz oluşmuş oldu. Bunu da etrafına yaptıktan sonra bir de ucuna yaparsınız arkadaşlar. Evet, ben taktım eldiveni. Evet, bu şekilde oldu benim ölçülerle. Bakın şurayı dediğim gibi biraz daha dar isterseniz burada 2 değil de 3 tane de atlayabilirsiniz. Eldivenimizin yapımı böyle, bu şekilde. Umarım güzel bir anlatım olmuştur arkadaşlar. Hepinize teşekkür ederim. Kolay gelsin. Eğer ki takıldığınız yerler varsa yine de yorumlarda bekliyorum. Videomu beğeniyorsanız da beğeni butonuna basmanızı rica ediyorum sizden. Hepinize kolay gelsin. Hoşça kalın.